الرحمن Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ile derim ki günümüz toplumları hakkındaki inancımızı size açıklamak isterim. Günümüzde büyük şirkin işaretleri sözde İslam ülkelerinde yaygındır. İçerisinde büyük şirkin işlendiği tapınaklar her şehirde ve bölgede mevcuttur. Şu misalleri düşünebilirsin. Mahkemeler, okullar, üniversiteler Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen kabirler ve parlamento binaları, askeri kurumlar, demokrasiye ve büyük şirkin diğer şekillerine davet eden medya ordusu ve içleri büyük şirklerle dolup taşan gazeteler her şehirde ve her köyde bulunmaktadır. Dağutların tahtlarını koruyan ordular, polis, istihbarat servisleri, deniz donanmaları ve generaller hepsi birer birer bu halkların fertleridir. Tağutun hükümleriyle hükmeden yargıçlar bu halkın bir parçasıdır. Tağutun yasalarını sokaklarda uygulayan polisler bu halkın parçasıdır. Şirke ve demokrasiye davet eden gazeteciler bu halktandır. İstihbarat servisinin çalışanları, parlamenterler, krallar ve cumhurbaşkanları hepsi birer birer bu halkın parçaları olan kişilerdir. Hepsi okullarda şirkin ve demokrasinin iyi bir şey olduğuna ve bunlarda hiçbir kötülük olmadığına dair eğitildiler ebeveynler çocukları da bunlarla büyütüyorlar. Bunlar büyük şirk olmasına rağmen herkes bundan bir pay alıp tağutun dininin doğru olup öğrettikleri İslam'ın gerçek İslam olduğuna inandırılarak büyütülmüştür. Bu ülkelerdeki yasalar tağutun yasalarıdır. Tağuta muhakeme olmak büyük şirk olmasına rağmen genel olarak edilmiştir. Anneler ve babalar çocuklarını kendi istekleriyle gelecekte şirk olan bir makama yönlendiriyorlar. Çocuklar gazeteci, avukat ya da rütbeli bir memur oldukları zaman ailenin onuru ve gururu oluyor. Büyük şirkin bu şekilleri ve bu şirklere davet edip bunları savunmak bu ülkelerde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu halde bu halkların İslam üzere oldukları nasıl söylenebilir? Hangi İslam? Eğer bunları söyleyenler sözde İslam ülkelerinde kralın tağut olduğunu söylerse onun varacağı yer cezaevi olacaktır. Eğer halk sizin dediğiniz gibi Müslümansa neden akıbeti bu şekilde olacaktır? Şimdi halkların hükmüne değinebilirim. Biz bu halkların bütün fertlerini mutlak olarak kafir kabul ediyoruz. Bu halkların içinde Müslümanların da bulunması mümkündür fakat biz onları tanımıyoruz. Ya da onlar imanlarını saklıyorlar ve Müslüman olarak tanınmamaktadırlar. Biz insanlara zahirlerine göre hükmediyoruz. O ülkelerdeki din anlayışı tağutların öğrettiği din anlayışıdır. Önceden sufi şeyhlerine ibadet ediyorlardı. Bu zamanda ise şirkler modernleşti. Kabirler bırakılıp insanlar tarafından yapılan yasalara ve ideolojilere ibadet edilmeye başlandı. Çoğunluk tevhidin özünü bilmiyor ve onlar İslam'ın neler içerdiğinden bilgisizler. Bu sebeplerden dolayı biz onları müşrikler olarak görüyoruz. Allah'ın tevfikiyle derim ki senin elindeki İslam nedir ki toplumun aslının İslam olduğunu iddia edebiliyorsun? Eğer kastın eskiden İslam'ın hakim olduğu diyarlar ise o zaman İran halkının da sana göre aslı İslam'dır ve daha ötesi Eski adıyla Endülüs olan İspanya'da aslı isim olan bir yer. Ne de olsa orada da camiler var. Yok bunu kastetmiyorsan o zaman sen İslam'dan ne anlıyorsun ki bu toplumda aslı olan İslam olduğunu şehadet ediyorsun? Eğer İslam'a girmek, Müslüman olmak, iki şehadeti telaffuz etmekse ve sadece dinin şiarlarını yerine getirmekse o zaman sen kendin İslam'ı anlamamışsın. Bu belki ağır bir ifade ama senin terbisin şüphesiz daha çirkindir. Bakalım alimler İslam'ı nasıl tanımlamış. Bunu anladıktan sonra bir de bu toplumun genel durumuna bir göz atalım. Ulemanın sözlerinde dinin aslına değindikleri nakiller gerçekten oldukça fazladır. Biz burada ancak bazılarına değineceğiz. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab diyor ki, İslam dininin temeli ikidir. Birincisi, tek olan Allah'a ibadet etmeyi emretmek, buna teşvik etmek, buna göre dostlukta bulunmak ve terk edeni tekfir etmektir. Diğeri ise Allahu Teala'ya kullukta şirkten sakındırmak, bu meselede sert olmak, şirk işleyenlere düşmanlık beslemek ve bunu yapanları tekfir etmektir. Daha sonra şeyh dinin aslı tevhide muhalefet edenleri zikretmektedir. Acaba bu toplumda tevhidi Allah'ın rahmet ettikleri hariç bu şekliyle anlamış kaç kişi var ki buna göre iman edip amel etsin ve buna muhalefet etmekten nefsini korumuş olsun? Bir başka yerde şeyh diyor ki İslam dini tağutlardan beri olup onları tekfir edene kadar kabul olunmaz. Tağutun manası Risalesinde ise diyor ki, tağutu reddetme sıfatı, tağuta yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad etmek, ibadetinden beri olmak, ona buğz etmek, ehlini tekfir etmek ve onlara düşmanlık etmektir. Senin tevhidlerini gerçekleştirmişler evhamına kapıldığın bu toplumlardan kaç kişi tağutun ne olduğunu biliyor. Laf sen bilmese dahi hakikatini bilip ondan beri olup tekfir ediyor. Bunun yanında Davut'a tabi olan müşriklerden de aynı şekilde beri olup tekfir edenler sence bu toplumlar mı? Gerçi etseler sana göre tekfirci olurlar. Aynı tevhid ehline ettiğin iftira gibi. Şeyh Abdurrahman bin Hasan şöyle diyor. Bir kişinin İslam'ı La ilahe illallah'ın manasını bilip onun getirdiklerini de anlamadıkça gerçekleşmez. Bu şehadet ise şirki ve onu işliğini reddetmek, onlara buğz düşmanlık etmek, ve Allah'a şirk koşmadan ibadet edip ona sadık kalmaktır. Acaba daha sonra sayacağımız şirkleri kaç kişi şirk olarak tanımlıyor ki onları reddetsin ve onları işleyene müşrik bilip gücü nispetinde buz ve düşmanlık etsin. Kendisi şirk işlemese dahi bu sefer şirk koşuna ben karışmam diyenleri ya da şirk koşanları tekfir etmemek için olmadık mazeretler türetenlere düşünürsek şirkin ehlinden de beri olmayanların garipliklerini düşünelim. Allah'ın tevfikiyle derim ki onlar kelime-i şehadeti ikrar ediyorlar fakat manasını bilmiyorlar. Kelime-i şehadetin manasını anlamak onun bir şartıdır. İnsanların çoğunun bunu anlamadıkları amellerinden belli oluyor. Zira büyük şirk yaygınlaştı ve herkes bu şirklerde yer alıyor. Eğer kelime-i şehadet o kadar iyi anlaşıldıysa büyük şirk nasıl bu kadar yaygın olabilir? Büyük şirki işlediği halde kelime-i şehadeti ikrar eden kişinin şehadetinin değersiz olduğunu ulema açıklamıştır. Şeyh Abdullah ve İbrahim Şeyh Abdullatif ve Süleyman bin Sehman'ın oğulları İslam'ı şu şekilde tarif ettiler. Allah'ın peygamberleri gönderdiği ve onların davet ettiği İslam'ın aslı şudur. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeyi, halis bir şekilde sadece ona kul olmayı, onun hakkında kendisine eşler koşmamayı ve Allah'ı sadece onun kendini tanıttığı özelliklerle onu tanımayı emretmek. O halde kim peygamberlerin getirdiği davete muhalefet ederse onu inkar ederse ya da onu bazan ameller işlerse la ilahe illallah dese de ya da Müslüman olduğunu iddia etse de gerçekten o kişi yanılan bir kafirdir. Zira o kişinin işlediği şirk üzerinde olduğunu iddia ettiği ya da söylediği şeyi yani la ilahe illallah'ı geçersiz kılar. Bu kişinin ikrar ettiği şehadetin kendisine bir faydası yoktur. Zira o kişi amel etmediği bir sözü söylemiştir ve şehadetin delalet ettiği manalara iman etmemiştir. Şeyh Muhammed bin İbrahim bin Abdülatif dedi ki, insanların çoğu kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Kelime-i şehadede ikrar ediyorlar ve İslam'ın zahiri amelleriyle amel ediyorlar. Fakat bu, bu kişilere İslam hükmü vermeye yeterli değildir. Bunun yanında onların kestiklerini yemek de caiz değildir. Çünkü onlar başka şirklerin yanında peygamberlere dua edip Onlardan yardım dileyerek ibadette Allah'a aşır koşuyorlar. Kendini İslam'a nispet eden insanların arasında yapılan bu ayrım delillerle Kur'an'dan, sünnetten, selefin ve imamların icmasından açıklanmıştır. Şeyh Abdurrahman bin Hasan tevhidin aslından bahsettikten sonra şöyle dedi. Ve bu ümmetten buna muhalefet edenler çoktur. Bu ya uluhiyete ve rububiyete sahip olduğunu zannedip insanları kendisine ibadete çağıran bir tağuttur ya putlara ibadete çağıran bir tağuttur ya Allah'tan başkasına dua eden ve onlara yaklaşmak için birçok ibadetle onlara yönelen bir müşriktir ya tevhitte şüphe eden birisidir, Haklı mudur ya da insan Allah'tan başkasına ibadet edebilir mi sorusunu soran kişi ya da işlediği şirk amelinin kendisini Allah'a daha da yaklaştıracağına inanan bir cahildir. Cehaletten, atalarının dinini takipten dinin garipleşmesinden ve peygamberlerin dininin ilimlerinin unutulmasından dolayı insanların çoğu bu haldedir. Şimdi Şeyh Abdurrahman Hasan de mi halkları tekfir etmekte suçlu? Biz bu halkları büyük şirk ve küfrü yaygınlaştırıp onu reddetmedikleri halde nasıl Müslüman kabul edebiliriz? Bu şirkleri eleştiren kişiler için cezaevlerinin kapılarının açıldığı bir toplumda nasıl bir İslam'dan bahsedebiliriz? Kurban keserken Allah'ın adını anmanın ya da kelime-i ikrar etmenin büyük şirkin yaygın olup işlendiği bir yerde ne değeri var ki? Bu ülkelerde yaşayan insanların çoğu kelime-i ikrar ediyorlar ve namazı kılıp oruç tutuyorlar. Bu ülkelerde yaşayan insanların çoğu kelime-i ikrar ediyorlar ve namazı kılıp oruç tutuyorlar. Fakat onlar fevç fevç siyasi partilere yasalar yapmaları için oy veriyorlar ve kendi aralarındaki çekişmeleri tağutlara muhakeme olarak çözüyorlar. Onlar ne tağutun nasıl reddedileceğini ne de şirkten ve müşriklerden beri olmalarının gerektiğini bilmiyorlar. Ve nesiller boyunca bu yolda yetiştirilmişlerdir. Biz Allah'ın yasalarına uyan, bu dini yaşayan, şirkin ve küfrün yayılmadığı bir ülkeye Darül İslam halkına da Müslüman diyoruz. Hariciler büyük küfür olmayan günahlardan dolayı insanları tekfir ediyorlardı. Mesela yalan söylemek, zina, uyuşturucu ve içki kullanımı, kumar gibi ameller. İmanı zayıf olmasından dolayı arada şarap içen liderleri ve halkları bundan dolayı tekfir ediyorlardı. Biz ise bu sebeplerden dolayı hiç kimseyi tekfir etmiyoruz. Biz yöneticilerin ve halkların büyük şirk işledikleri için ya da bunları yapmayıp bunu yasaklamadıkları için ya da bu amelleri işleyenleri tekfir etmedikleri için tekfir ediyoruz. Bu tekfirden kalsamız ise en azından kendi isteğiyle büyük şirk işleyen birinin müşrik olduğuna iman etmektir. Biz bu insanların tağutu reddettiğine inanmıyoruz. Aksine biz bu halkların çoğunluğunun tağutun dinine iman ettiklerini ve birçok şekilde büyük şirke düştüklerini inanıyoruz. Onlar tağuta muhakeme oluyorlar. Allah'ın dışında yasalar yapan siyasi partilere oy veriyorlar ve tağutun ordularına katılıyorlar. Allah'ın tevfikiyle derim ki hangi İslam'la bağlılıktan bahsediyorsunuz? Birincisi halkın kastettiği İslam kültürel sadece adı ve bazı şiarları olan İşinle bir sürü şirk ve küfürü barındıran dindir. Çoğu İslam'ın hakikatini bilmiyor ki müntesibi olsun. Onlar aynı Kureyş'in müşrikleri gibi, hac ve sadaka gibi İslam'ın bazı geleneklerini taşıyorlar. Bu doğru. Fakat bunun yanında büyük şirkin özelliklerini de taşıyorlar. O halde İslam'ın ne değeri olur? Delillerden açıktır ki her şirk işleyen kişi müşriktir. Şimdi de ulemanın bu konudaki bazı sözlerine bakalım. Bir konuda konuştuğumuzda, bizim durumumuza en yakın olan bir dönemde yaşayan alemlerin sözlerini almamız gerekir. Necid ulemasının durumu ise bizim durumumuza çok benzemektedir. Şeyh Hamad bin Atik dedi ki, sizin El Ahsan'ın halkından zorla alınan malların ticaretini yapan kişileri azarladığınızı işittim ve bu beni üzdü. Bu kişileri sadece her La İlahe illallah diyenin hiçbir zaman kafir olmayacağını düşünen dalalette olanlar azarlayabilir. Ulemanın sözlerini araştıran herkes bir ülkede büyük şirkin yaygınlaştığını, yasak amellerin açıkça işlendiği ve İslam'ın inançlarının saklandığı zaman bu ülkenin darül küfür olduğunun, o halkların mallarının ganimet olarak alınabileceğini ve onların kanlarının helal olduğunu bilir. El Ahsa halkı ile savaşılıp malları ganimet alınıp yeniden satılıyordu. Şeyh ise bunu yapan kişileri azarlayanların dalalette olduğunu açıklıyor. El Ahsa halkı Hristiyan, Yahudi ya da Romalı mıydı? Hayır el halkı kendilerini İslam'a Nispet ediyorlardı. Ama bunun yanında kendi aralarında büyük şirk aygındı. Ve bu şeyhin onlara verdiği fetvadır. Başka bir yerde Mekke'nin dağırlı küfür ya da dağırlı İslam olduğuna dair bir tartışma da şöyle dedi. Mekke'nin dağırlı küfür ya da dağırlı İslam olduğuna dair bir tartışma vardı. Ben ise Allah'ın yardımıyla diyorum ki Allah Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile gönderdi. Bütün Resullerin diniyle. Tevhidin ilk aslı Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. Bu ibadeti hak edenin sadece Allah olduğu, yaratılanların hiçbir ibadet şekliyle ondan başkasına ibadet etmelerinin yasak olduğu manasına gelir. İbadetin aslı ise duadır. Korku, ümit, güven, boyun eğme, namaz ve ibadetin birçok şekli. İbadetin en büyük aslı budur ve her amelin kabul şartıdır. İkinci asıl ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun emirlerinde itaat etmek. Onu küçük ve büyük sorunlarda hakim kabul etmek. Onun getirdiği dine ve yasalara boyun eğmek ve o dinin asıllarına ve gerekliliklerine uymaktır. Yani ilk asıl şirki inkar etmektir ve büyük şirk vuku bulduğunda da iman geçersizdir. İkinci asıl bidatları reddetmektir. Onun ile yakam edilmez. Eğer bu iki asıl biliniyor, bunlarla amel ediliyor, buna davet ediliyor ve bir halkın dini bu asıllar ise yani bir halk bu iki asılla amel ediyor ve buna davet ediyor. Bu asıllarla amel edenlere yardım ediyor ve bu iki asılla amel etmeyenlere düşmanlık ediyorsa o zaman onlar muvahitlerdir Eğer şirk her yere yayılmış ise Kabe'ye dua etmek, Hatem'e dua etmek, Makam-ı İbrahim'e dua etmek, Nebilere ve salihlere dua etmek ve şirkin ifşa olmuş tabiileri gibi meseleler. Örneğin zina ve faiz gibi. İşte bunlar zulmün kısımlarıdır. Sünnet harikalarını attılar, bidatlar yayıldı ve sapıklıklar yayıldı. Muhakeme zalim imamlara yapılıyor ya da müşriklerin görevlerine yapılıyor. Davet ise Kur'an ve sünnetin gayrısına yapıldı. Bu her beldede böyle olduğu bilinen bir şeydir. En az ilmi olan bile bundan şüphe etmez. Bu beldelerin şirk ve küfür beldeleri olduğuna hükmededir özellikle tevhid ehline düşmanlık yapıyor iseler ya da tevhid dinini izahede koşturuyorlarsa ve İslam beldesinin tahrip olması için yardımlaşıyorlarsa böyledir. Eğer bunun için delil arıyorsan Kur'an'ın tamamı bunun için bir delildir ve bu konuda ulema icma etmiştir. Bundan dolayı bu İslam'da bilinmesi zorunlu olan konulardandır. Eğer bir kimse bize sizin saydıklarınız şirkleri sadece bedeviler işliyor, şehirlerin yaptığı ameller değildir bunlar derse bizim ona cevabımız bu kişinin kibrinden veyahut gerçekleri bilmemesinden kaynaklanıyor olur. Bu konuda bilindiği gibi Kabe'ye, makama veya hatime dua etmekte bedeviler şehirlerin takipçileridirler. Ve bu her muvahit tarafından biliniyor ve herkes tarafından da duyulmuştur. İkincisi ise eğer bu yani şirk amel açığa çıktıysa bu, bu tartışmada yeterli delildir. Kim bu konuda ayrım yapmıştır? Ey Allah'ım ne kadar garip bir durum. Eğer siz inandığınız tevhidi onların dininize olan düşmanlığından ve kininden dolayı onların ülkesinden saklıyorsanız, onların yanında dininizi ishar etmek için gücünüz yoksa ve namazınızı açıkta kılmaya korkuyorsanız, bu hususta akıl sahibi olarak nasıl şüphe edebilirsiniz? Düşünün, eğer bir kişi Kabe'ye, makama, hatime, peygambere ya da sahabeye dua eden birine, ey sen Allah'tan başkasına dua etme ya da sen bir müşriksin derse onu affedeceklerini mi zannediyorsun? Ya da ona karşı bir pusu koracaklarını mı düşünüyorsun? Bu konuda tartışan kişi bilmeli ki o Allah'ın tevhidi üzere değildir. Allah'ın indinde tevhidi anlamamıştır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini gerçekleştirmemiştir. Bir adamın onlara gelip şöyle söylediğini düşünün. Ey insanlar! Dininizi gözden geçirin ve kabirleri yıkın. Allah'tan başkasına dua etmek yasaktır. Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıklarını bu adama yapsalar onlar için yeter mi? Vallahi hayır, vallahi hayır. Eğer bu beldeler İslam beldeleri iseler ne niçin onları İslam'a çağırıyorsun? Neden bu kubbelerin yıkılmasını, şirki ve onun mukaddimesi olan kötülükleri terk etmelerini istiyorsun? Eğer onların namazları ve haçları sizi yanıltıyorsa o zaman meseleyi baştan gözden geçirmeniz gerekir. Tevhid Mekke'de Halil olan İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam tarafından sabitleşti ve Mekke'nin halkı uzun bir zaman bu tevhidde sabit kaldılar. Fakat bu süreden sonra hac ve hacılara sadaka vermek gibi İslami geleneklerle hala amel etmelerine rağmen Amr bin Luhay tarafından onların arasında şirk yaygınlaştı ve müşrik oldular. Ülkeleri de darül küfür oldu. Size Abdülmuttalib'in fil vakasından ve başka rivayetlerde okuduğu şiirlerde de ulaştı. Fakat bu onu tekfir etmek için ve ona düşmanlık etmek için bir engel değildir. Biz ise bugünkü şirkin o zamankinden çok daha şiddetli olduğuna inanıyoruz. Eğer özetleyecek olursak bir ülkede şirk ve şirke götüren yollar yaygın olursa ve halk bu şirkte lamel edip tevhide ve tevhid ehline düşmanlık ederlerse bunun yanında dine teslim olmayı reddederlerse bu ülkeye darlı küfür hükmü vermekten nasıl kaşınabiliriz? Onlar kendilerini kafirlere nispet etmeseler ve onlardan Mekkelilerden beri olduklarını söyleseler bile fark etmez. Aynı zamanda onlar muvahhidlerle alay ediyorlar. Onların inançlarının hatalı olduğuna inanıyorlar ve onlara harici ve kafir damgası vuruyorlar. Bunların hepsinin vuku olmasına rağmen nasıl dağılı küfür hükmü vermeyelim? Bundan daha açığını bulamazsın. Sanki şeyh bizim zamanımız hakkında konuşuyor. Bu sözlerinden dolayı şeyh demek kitlesel tekfir etmekle suçlu ve tekfirci tayfesine dahil. Fakat her zaman söylediğimiz gibi biz ulemanın sözlerini ya yanlış anladık ya da manipüle ettik. Bu söze cevabım kaynaya kontrol edin ve ön yargısız davranın. Hidayet Allah'tandır.